podcast dinle. Mutlu günler, gelişmelerle birlikteyiz. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu Sarayburnu Limanı'na demirledi. Gemi 23 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. TCG Anadolu bugün 13-18, diğer günlerse 10-18 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Kamu borçlarına yapılandırma başvuruları devam ediyor. Şu ana kadar 1,5 milyon mükellef yapılandırma için başvurdu. Toplam yapılandırma 50 milyar TL'nin üzerine çıkarken 1,6 milyarlık tahsilat yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üslere yapılan saldırıda 4 askerin yaralandığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında belirlenen hedefler derhal güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor denildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'deki terörist sayısının 86'ya düştüğünü açıkladı. Bakan Soylu 29 Ekim 2023'te ülkenin dağlarında tek bir teröristin kalmayacağını söyledi. İstanbul Finans Merkezi projesinde sona gelindi. Dev projenin bankalar etabı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Türkiye'de finansın kalbinin yatırım değeri 65 milyar liraya ulaşan bu merkeze atması bekleniyor. Sudan'da orduyla isyancı ilan edilen paramiliter güç HDK arasındaki çatışmalar sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 97 kişinin öldüğünü, binden fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı da Sudan'daki Türk vatandaşlarını uyardı ve vatandaşlarımızın kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacak denildi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da halı sahaya yıldırım düştü. 5 kişi hayatını kaybederken 15 kişi yaralandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 908 sürekli işçi alımı yapacak. İşçi alımı herhangi bir sınava tabi tutulmadan noter kurasıyla gerçekleştirilecek. Başvurular 22 Nisan'a kadar Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya İş Kurum internet sitesi aracılığıyla yapılabilecek. BIST 100 endeksi 5117 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 19 lira 37 kuruş, euro 21 lira 30 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 8656, yarım altın 4345, çeyrek altın 2173, gram altınsa 1253 liradan alıcı buluyor. Podcast dinle.